Hoşaf. Bir varmış, bir yokmuş. Köyün birinde bir karı koca yaşarmış. Adam çalışıp kazandığı parayla hep altın alırmış. Günler geçtikçe adamın da kazancı artmış ve kocaman bir torba dolusu altın olmuş. Ancak bu durumdan karısının hiç haberi yokmuş. Adam bu kadar varlıklı olmasına rağmen hiç para harcamazmış. Komşuları da bu karı kocaya üzülür, onlara yardım etmeye çalışırlarmış. Komşulardan biri bir gün kadına, "Şu yumağı al da kocana bir çift çorap ör. Yazık, yırtık çorapla çalışmaya gidiyor," demiş. Akşam olunca kadın başlamış kocasına çorap örmeye. Aradan zaman geçmiş. Adam karısına, "Hanım, sen bana çorap örüyordun. Ne oldu?" demiş. "Ah bey, ah, ben çorabı örmeyi bitirmiştim ki kızıl bir ibik çorabı alıp kaçtı," demiş. Adam bunun üzerine çok endişelenmiş. "Ya bu ibik benim altınları da bulursa?" diye düşünüp altınları evdeki ocağın altına saklamaya karar vermiş. Adam altınları saklarken karısı görmüş ve "Bu sarı şeyler de ne?" diye sormuş şaşkınlıkla. Aradan zaman geçmiş, Ramazan ayı gelmiş. Kadın da hoşafla kayısı sandığı altınları çıkarıp kazana atmış. Üzerine de su ve şeker koyup bir güzel kaynatmış. "Bu kadar çok hoşafı kim içecek? Dağıtayım en iyisi, sevaptır," deyip bütün köylüye hoşafı paylaştırmış. Birer tas hoşaf alan köylüden her biri binbir dua ve teşekkürle oradan ayrılmışlar. Hoşaftaki altınları satıp evlerini barklarını yaptırmış, durumlarını düzeltmiş. Altınların dağıtıldığını anlayan adam karısına kızacak olmuş. Ancak sonradan köylünün mutluluğunu görüp dualarını duyunca karısını affetmiş. Paylaşmanın tadına varan adam bir daha cimrilik yapmamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de bu masalın ilk sahibine.